Sevgili izleyiciler, Amerikan Yüz Plastik Cerrahi Akademisi tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve burun estetik cerrahisi ile ilgili dünyanın en önemli toplantılarından sayılan Burun Estetik Cerrahisinde Gelişmeler Toplantısı 8-11 Mayıs 2013 tarihleri arasında Chicago'da düzenlendi. Türkiye'den bu toplantıya eğitici olarak Ege Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Fazıl Apaydın davet edildi. Şu anda da stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Sayın Fazıl Apaydın. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Evet, biraz önce bahsettiğimiz toplantı ile ilgili aslında izlenimlerinizi almak istiyoruz. Biraz bize bu toplantıdan bahsedebilir misiniz? Tabii, bu toplantı gerçekten çok önemli bir toplantı. 2 yılda bir yapılıyor Amerika'da. Daha çok Chicago'da yapılıyor. Bu toplantının görselini eğer arkadaşlarımız yansırlarsa gösterme şansımız olacak. 8-11 Mayıs arasında yapıldı. Bu toplantının 3 düzenleyicisi var. Sanıyorum New York'tan gördüğümüz. Sağda görüyoruz Minas Konstantinidis. Ortada David Kim, San Francisco'dan. Daha sonra Minnesota'dan Peter Hilcher. Bu 3 arkadaşımız düzenlediler bu sene toplantıyı. 48 tane toplantıda eğitici vardı. Evet. Bu 48 eğiticinin sadece 8 tanesi Amerika dışı. Diğerleri hepsi Amerika'dan. Avrupa'dan 5 kişi katıldı. Türkiye'den de bir tek ben davet edildim. 2001 yılından beri ben davet ediliyorum bu toplantılara. Bu tabii çok özel bir olay. Burada eğiticileri görüyorsunuz toplu halde. Söylediğim gibi 48 kişi. Hepsi burada yok. Bir kısmı akşamki toplantıya gelmediler. Benim 2 tane konuşmam oldu bu toplantıda. Evet. 2 tane konferans verdim. Bir de bir panele katılma şansım oldu. Burada panelistleri görüyorsunuz. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Ira Papel var, Seattle Üniversitesi'nden Craig Murakami ve Mark Constantine. 1,5 saat boyunca önemli bir konuda burun estetik cerrahisindeki fonksiyonları tartışma şansımız oldu. Evet. Burada da gördüğünüz Amerika'nın en ünlü burun estetik cerrahını görüyorsunuz. Adı Dina Toriumi. Benim de hocam kendisi. Evet. 99 yılından beri 99 yılında eğitim almıştım kendisinden. O zamandan beri de artık arkadaş olarak toplantılarda boy gösteriyoruz evet. beraber. Evet. Türkiye'den sadece siz katıldınız değil mi hocam? Biraz önceki evet. cümlenizden anladığımız kadarıyla. Evet. Bu tabii çok güzel bir kesinlikle. Olay. Çünkü dediğim gibi ben 2001'den beri buraya gidiyorum. Burada Türkiye'den yaklaşık 10 kadar da katılan arkadaşımız vardı. Dünyanın her tarafından 420 kişi geldi eğitim almaya. Sadece Brezilya'dan 60 kişi gelmişti misal. Evet. Amerika'dan vardı, Güney Amerika'dan çok vardı, Avrupa'dan vardı. Uzak Doğu'dan, Orta Doğu'dan, her taraftan. Çünkü dediğim gibi en önemli toplantı olduğu için 2 yılda bir yapılıyor. Bu konuda çok daha iyi olmak isteyen insanların geldiği bir toplantı bu. 3 günün sonunda 4. gün bir kadavra diseksiyonu yaptırıyoruz. Katılımcıların 60 tane kadavra diseksiyonuna katılan meslektaşımız oldu. Bizde yaklaşık 20 tane hoca, tüm hocalar katılmadı kadavra diseksiyonuna. Burada katılanlara eğitim verdik. Benim 6 tane öğrencim oldu. Bir grup halinde çalıştık. Ve burada da kadavra üzerinde bu ameliyatta nasıl yapıldığını en ince detaylarına öğrettik onlara. Evet. Ondan sonra da tekrar yola döndük bir haftanın sonunda. Evet. Peki bu sanıyorum son gün gerçekleşen bir kadavra diseksiyonu son gün oluyor. Onun öncesinde de 3 gün hatta 3,5 gün boyunca da bu konuda tabii bugün ne kadar neler yapıyoruz, evet. son gelişmeler neler hep bunları konuştuk. Çünkü katılan kişiler bu konudaki en önemli kişiler olduğu için herkes en son yaptığı uygulamaları anlattı. Bir hocalar kendi aramızda kendi tekniklerimizi sergileyip birbirimizden esinleniyoruz bu toplantılarda hep. Ve daha iyi çözümler arıyoruz hastalarımız için. İkincisi de katılan 420 kişiye de bunları nasıl yaparsak daha iyi sonuçlar elde edebileceğimizi gösteriyoruz. Tabii yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Buradaki hocaların hepsinin kendine göre bir takım teknikleri Tabii. var. Dolayısıyla katılımcıların bunların hepsini uygulaması mümkün değil ama herkes kendine göre bir gelişmeyi kapıp bu benim için olabilir, bu benim için olamaz diye bir yoruma gidiyor. Kimisi daha tabii çok yeni. Onlara da ne yapacaklarını anlatma şansımız oldu. Güzel olan taraf şu artık hepimiz artık burun estetik cerrahisinde iş yapan bir burun peşindeyiz. Evet. Ve bunu nasıl daha iyi yaparız peşindeyiz. Estetiği çok abartmadan
hem işlev yapan hem de güzel gören bir burun nasıl yaparız onu 3,5 gün boyunca konuştuk orada doğrusunu isterseniz. Çok güzeldi. Dediğim gibi herkes birbirinden bir şey öğreniyor. Çok hoş. Çünkü hani best of the best yani iyilerin en iyilerinin burada toplanması güzel bir yoğunluk kazandırdı. Şimdi döndük. Bu dönemki gelişmeleri inşallah burada yapma şansımız olacak. Evet, birlikten kuvvet doğdu diyebiliriz yani, evet, değil mi? Her zaman olduğu gibi. Kesinlikle. Evet, peki hocam toplantının devamı önümüzdeki yıllarda konuşuldu mu hiç son gün bir daha şöyle, ne zaman olacak gibi? Bu iki yılda gibi bir yapıldı. İki yıl sonra tekrar Chicago'da olacak. Evet. Buraya katılan hocalar genellikle son iki yıl içindeki gösterdikleri performansa göre seçiliyorlar. Yani yaptığınız yayınlara göre, katıldığınız toplantılar ve öğretici düzeyinize göre seçiliyorlar. Bir de oraya katılanlar hakkında katılımcıların bir takım şeyleri oluyor, değerlendirmeleri oluyor. Ondan sonra da yeterli bulunursanız tekrar sizi buraya çağırıyorlar. O bakımdan dediğim gibi burada olmak hakikaten keyifliydi. İki yıl sonra buraya getiririz ama şimdi benim bitmiyor tabii. Haftaya ben Porto'dayım. Bu hafta daha doğrusu Porto'da olacağım. Davet edildiniz toplantıya. Evet, orada da 3 konuşma yapacağım. Bir ay sonra İtalya'dayım. Orada bir takım konuşmalar yapacağım. Benim ilkbahar ve sonbahar hareketli geçiyor değil mi? Çok hareketli. Türkiye'de çok fazla bulunmuyorum. Ama tabii çok güzel. Hani öğretmeye gidiyorsunuz ama öğrenip de geliyorsunuz aynı zamanda. Tabii dolayısıyla uzun vadede kazanan ne oluyor? Türk tıbbı oluyor. Kesinlikle. Hocam şimdi Chicago'yu sormadan da olmaz aslında. Peki Chicago nasıldı? Genel bir atmosferinden bahsedecek olursak. Valla Chicago benim 99 yılında gidip eğitim aldığım yer. Yüz plastik cerrahisi konusunda üst eğitim aldığım yer benim orası. O yüzden benim Amerika'daki bir slide şehrim görüyoruz orası. Şu anda. Bu Chicago'nun meşhur su kulesi. Evet. Bunun önünde fotoğraf çektirmeden gitmek olmuyor gördüğünüz gibi. Evet. Hava nasıl diye sorarsanız görüyorsunuz. Parlak ve güneşli gibi görünüyor. Evet. 15 ile 20 derece arası. Hı-hı. Orası için çok iyi bir hava bu. Güneşliydi. Chicago bir şeyler şehri. Yüksek yapılar şehri, evet, gökdelenler şehri. Burada görüyorsunuz Amerika'nın en yüksek binaları burada. Güzel olan taraf gecesi de çok hoş. Gerçekten hakikaten öyle. Şehir çok canlı, çok cıvıl cıvıl bir şehir. Güzel olan taraf şu, bizi laleler karşıladı şehirde. Çeşit çeşit, renk renk laleler. Lalenin ana vatanının Türkiye olduğunu hepsi biliyor. Evet. Bir ay boyunca orada laleler hakikaten çok yaygın bir şekilde kendini gösteriyor. Evet. O bakımdan orası da güzel geçti. Yani bizim bu bilimsel eğitimin yanı sıra biraz da kendimiz zaman ayırdığımız zamanlar mutlaka oluyor. Mutlaka. Aksi takdirde sırf çalışmaktan çok çok kötü olma şansımız var. Tabii hem de şehri gezme imkanından da mahrum kalacaksınız bu durumda. Hem birazcık deşarj olma adına sanıyorum. Kesinlikle gerekiyor. Keyifli kesinlikle, olsa gerek. Kesinlikle gerekiyor. Türk Hava Yolları'nın direkt uçuş olması da çok güzel İstanbul'dan. O yüzden yani gittik. Hem eğitim hem bilimsel olarak da çok iyi bir eğitim oldu. Bir de burada görev alan hocalar zaten bizler birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü dünyanın her tarafında karşılaşıyoruz. Evet. Bunların bir kısmıyla Suudi Arabistan'da beraberdik. Bir kısmıyla Dubai'yle beraberdik. İşte Portekiz'de yeni bir kısmıyla bir arada olacağız. Çünkü aynı hocalar 80-90 hoca dünyanın her tarafında bunlar anlatıyorlar konuları. Dediğim gibi hep o bakımdan da tanışıyoruz. Hanımlarımız da birbirini tanıyor. Sosyal açıdan da güzel bir toplantı oluyor. Evet, gerçekten öyle. Hocam çok teşekkür ediyoruz bültenimize konuk olup bu değerli bilgileri, bu önemli toplantıyla ilgili izlenimlerinizi bizlere aktardığınız için. Evet.